Peynir deyince Edirne, Türkiye'de ve dünyada Edirne peyniri akla gelir. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ününü başka yörelere kaptıran Edirne Beyaz peynirini hak ettiği namına kavuşturmak amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. Bir tanesi örneğin 20 ton, 20 ton süt işliyorum dedi. 25 olsun istemez misin dedim. Ne yapayım be ya dedi, yetiyor dedi. Şimdi bizim insanımızın böyle bir tarafı var. Tabii biz yeter beya noktasında değil. Edirne peynirinin tanıtımında strateji ortaya konulduğunu ifade eden Gürkan, üreticiyi bize bu kadar yeter mantığından kaliteli Edirne peyniri dünyaya yeter aşamasına getirmekle işe başladıklarını ifade etti. Edirne peyniri ve peynir altı suyu. Tanım bu. Evet. Şimdi biz bu tanıma sahipken üretimi veya işte tanınmayı başka yerlere kaptırmış. Gürkan, altyapıyı hazırlamalarının ardından Edirne'de peynir festivali de düzenleyeceklerini kaydetti. 25 ton yapmıyor muyuz ya da yapamıyor muyuz? O zaman bu 20 tonu belki 10 tona, belki 15 tona düşürerek çok kaliteli. Çünkü peynirde en önemli maliyet stoklama maliyeti, bekletme. Ne kadar bekletirseniz o kadar kaliteli oluyor. Bunun tabii maliyeti var. O zaman rotamızı bu tarafa çevirip butik üretime dönmeliyiz. Edirne'deki peynirciler de özellikle beyaz peynirin ana vatanı olan Edirne üretimi peynirin daha fazla kişiye ulaşmasının gerektiğini, bunda da geç kalınmışlık olduğunu belirtti. Bir peynir firmasının üretim müdürü Saim Haydar Uncular, peynir dendiği zaman Türkiye ve dünyada Edirne'nin akıllara geldiğini söyledi. Edirne'nin önüne geçmiştir çünkü neden geçti? Daha fazla yurt içinde ulusal tanıtımları mevcut olduğu için Edirne peynirinin önüne geçmiştir. Biz Edirneli ve peynirciler olarak tanıtımımızı Edirne'ye peynirini yurt dışına ve ülkeye daha iyi yaparsak emin olun ki Edirne peynirini yeniden geçeriz. Bu kadar yetmez veya derim ben de. Çünkü reklam satışın her zaman için arttırır. Bazı peynircilerin karınca kararınca satışlardan memnun olduklarını ancak kente katma değer için bunun artırılması gerektiğinin altını çizen Uncular şunları söyledi. Yumuşağı serti, orta sert olarak üretilmektedir. Bir tek bir özelliğimizde kesinlikle ve kesinlikle katkı maddesi kullanmayıp natürel peynir yaptığımız için butik işletmeler çapında satış yapıyoruz. Edirne peynirinin içinde sade süt, tuz ve şırdan maya vardır. Başka hiçbir katkı maddesi. 2007 yılında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Edirne peynirini diğer peynirlerden ayıran özelliği yapılışından kaynaklanıyor. Sütün 70 derece kaynatılıp daha sonra 30 dereceye kadar soğutulması sonrası mayalanan peynir, cendere bezlerine alınıp süzülüyor. Sonra kalıplar halinde tuzlu suya yatırılarak tenekelere diziliyor. Daha sonra buzhanede 1,5 ay bekletiliyor. Dur.